Belediye başkanımızın prensipleriyle devam ettirdiğimiz yalın belediyecilik çalışmalarımızın birinci etapçı. Türkiye'de ilk defa bir ilçe belediyesi böyle bir oluşuma gidiyor. Böyle bir şekilde bir çalışmalar yapıyor. Bence de çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Mehmet Akif Bey'in dediği gibi 12 aylık bir süre biz ocağın birazcık... Aslında daha önceden de başlamıştık. İlk başlarına tohumlarını önceden atmıştık ama bu sertifikalandırma işi 12 aylık bir süre içinde oldu güzel bir şekilde. Çok çeşitli eğitimler aldık. Sadece eğitim değil, eğitim sırasında işbaşı eğitim programı gibi yaptığımız, işbaşında eğitim gibi yaptığımız pek çok şeyi de düzeltme imkanımız bulduk. Biz resimlerde önce ve sonrasını çok güzel yönlendirebiliyoruz, resmedebiliyoruz. Bunları gösteriyoruz ama insanlarımızdaki değişiklikleri önce ve sonrasını gösteremiyoruz. Ama eminim bu 20 arkadaşımız çok özveriyle çalıştılar ve bu işe hak kazandılar diye düşünüyorum. Hepimizin amacı ortak, halkımıza hizmet etmek, daha hızlı hizmet etmek, daha az bir maliyetle hizmet etmek ve daha fazla bir hizmet yapmak bunlarla ilgili. Bu üç tane olayda da Kaizen dünyada kendisini kanıtlamış bir program, bir felsefe. Burada da bu işi öncelikle Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu işi uygulama cesaretini gösterdi. Çünkü gerçekten kamuda buna çok cesaret edilebilecek bir şey değil. Böyle bir şey. Pek çok şey yapamıyor bunlarla ilgili. Çünkü mevcut durumunuzu değerlendirip nereye gelmek istiyorsunuz oraya bakmak lazım. Nereye gelmek istediğinde herkesin bir durumu var, bir işisi var ama mevcut durumu değerlendirmekte birazcık zorlanıyoruz. Bunu burada yaptık, başardık diye düşünüyorum. Öncelikle katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bir örnek olacağını düşünüyorum bununla ilgili. Biz şu anda bu konuda telefonlar da alıyoruz pek çok yerde, pek çok yer şeyde. İkincisi proje arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Öncelikle özveriyle çalıştılar, bu işi öğrenmeye çalıştılar, bakmaya çalıştılar. Eminim ikinci aşamasında da yine birlikte olacağız diye düşünüyorum ama büyük yük onlara kalıyor şu anda. Dediğimiz gibi halkımıza daha hızlı, daha fazla ve daha kaliteli hizmet etmenin İnegöl Belediyesi'ndeki temsilcileri onlar olacaklar. Hepinize çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Dediğim gibi benim için gurur günü bugün, çok sağ olun. Yeniliklerimizi atmaya devam ediyoruz kıymetli arkadaşlarımızla. Yine birlikte bundan sonrası için de çok daha güzel işleri başaracağımızı ben ümit ediyorum. Tabii burada ne yapıyoruz dersek ben de çok kısa kısa değinmek isterim. Kaizen aslında bir felsefe, bir Japon metodolojisi. Bunun özel sektörde özellikle uluslararası çapta iş yapan temsilcilerin uyguladığını, kullandığını gördüğümüzde ve beraberinde kendi yönetsel alanımızdaki kendi eksiklerimizi de gördüğümüzde bunu biz de uygulayabiliriz, biz de yapabiliriz şeklinde değerlendirmiştik. Nihayetinde takım arkadaşlarımızla da değerlendirmelerde bulunduğumuzda kamuda ilk de olsa denemek istediğimizi ifade etmiştik. Sonrasında da Kaizen yöneticilerimizle tanışarak, onlarla irtibat sağlayarak bu süreci başlatmış olduk. Tabii burada zaman ve toplantı yönetimi gibi, problem çözme, sorun giderme gibi, etkin liderlik gibi, iş analizleri, eğitimleri gibi, yine işlerin standartlarının oluşturulması gibi, sinerjik takım çalışması eğitimi gibi, yenilikçi bakış gibi, israfı önleme gibi, her alanı verimli kılabilmekle ilgili çalışmalar gibi pek çok çalışmayı, eğitimi bir arada arkadaşlarımız yapmaya çalıştılar. Tabii burada bir yalın belediyecilik ve Kaizen dönüşüm projesi birinci olarak uygulandı ve yine aynı zamanda da insan kaynakları yönetim sistemleri projesinde başlatmış olduk. Bu proje yaklaşık bir yıla yakın bir süreçtir devam ediyordu ve biz bunun meyvelerini topladığımızı düşünüyorum. Burada özellikle her müdürlüğümüzden arkadaşlarımızı bu sürece katarak onların Kaizen'in birer temsilcisi olarak kendi müdürlüklerinde görev yapmalarını arzu etmiştik. Tabii bu eğitimlerin sonuna gelindiğinde aslında yapılacak olan sertifikasyonla beraber arkadaşlarımızla bir eğitmen hüviyetine de kavuşmuş oluyorlar. Dolayısıyla burada amaç nedir? Tüm çalışma arkadaşlarımıza bundan sonraki süreçte bu öğretiyi yaygınlaştırmak, onların da bu
o çalışma metotların içerisine dahil olmasını sağlamak olacak. Tabii aslında bunu şu anda da yapıyor haldeyiz. Ama bunu sürekliliğini sağlamak, bunun gelişimini sağlamak, bunun bundan sonra daha fevkinde, daha üzerinde işler haline dönüşmesini sağlamak hepimizin görevi. Bunun meyvelerini topluyoruz dedim. Şöyle ifade edeceğim. Çok yakın zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığımızı yaptığımız ziyarette çok kıymetli yerel yönetimlerden sorumlu genel müdürümüzün başkanım sizlere çok teşekkür ediyorum. İnsan kaynakları yönetimi konusunda olsun, mali yönetim konusunda olsun Türkiye'de örneksiniz anlamındaki cümleler benim için zaten inanılmaz büyük mutluluk verici, kıvanç verici cümlelerdi. Tabii bunu nasıl başardık? İşte bu çalışmalar neticesinde başarmış olduk. Türk çalışma arkadaşlarımın katkısı ve desteğiyle, yenilikçi bakış açısıyla, gelişim arzusuyla bunları çözüyoruz. Ha, bundan sonrası için de her şey bitti mi? Hayır, bana göre yolun başı. Biz bundan sonraki süreçte de tüm kanallarımıza, tüm müdürlüklerimize bunu aynı güzellikte yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Ve daha fazlaca bunun karşılığını alıyor olacağız. Biliyorsunuz kıymetli arkadaşlar şu anda 1390 belediye içerisinde bütçesini en fazla yatırıma dönüştüren belediyeyiz. %57 yatırım oranımız yıl sonu itibariyle. Ya bu çok güzel bir başarı. Yani bunu ifade etmek istiyorum. Burada her bir arkadaşımın yani müdürümüzden başkan yardımcımıza tüm müdürlüklerimizde çalışan tüm kıymetli arkadaşlarımızın her birinin katkısı var. Çünkü neden? Artık bu duyguyla, bu bilinçle çalışıyorlar. Biz 100 liranın 57 TL'sini vatandaşa geriye döndürebilmişiz. Diğerleri masraf olarak kalmış değil mi? Mesela bu mali yönetim tarafında çok kıymetli bir şey. Ve en yakınımızdaki belediye ile aramızdaki mesafeye bakıyoruz. İşte %40'lardalar, %42'lerdeler. Yani 100 liranın 60 lirası masraf, 40 lirası yatırım. İnşallah ben inanıyorum ki bize emanet edilen her türlü kaynağı, parayı da, işte diğer emaneti de, makamı da en güzel şekilde kullanarak biz vatandaşımıza bunları yaşatacağız. Her türlü hizmetin kazandırılması noktasında vatandaşımız da bu gayretlerin farkına varacak. Ben katkı ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün burada 20 tane arkadaşımızın sertifikasyon törenini de gerçekleştiriyor oluyoruz aynı zamanda. Ben azimle çalışan her bir çalışma arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli başkan yardımcılarıma, daire müdürlerime ve tüm kıymetli Kaizen ekibine teşekkür ediyorum. Kaizen yöneticilerimize ve eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar da bu sürecin içerisinde tüm efendim bilgi birikim ve tecrübelerini bizlere aktardılar. İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlar daha güzel işler yapmak nasip olsun. Hepinizi ben saygıyla tekrar selamlıyorum. Çok sağ olun. Çok emek verdiniz. Çok sağ olun. Evet.